Evet sevgili arkadaşlar, şimdiki konumuz hareket problemleri diyoruz. Evet. Hareket problemleri. Evet, problemleri sevgili arkadaşlar. Hareket problemlerinde arkadaşlar aynı yöne gitmek veya zıt yönlü hareket etmek. Bu terimleri irdeleyeceğiz. Sorular genelde bu ifadelerin üzerinde yoğunlaşmaktadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bilgi olarak şöyle diyoruz. Doğrusal hareket ve dairesel hareket olmak üzere iki bölmede inceleyeceğim bilgileri. Diyoruz ki birincisi doğrusal harekette aynı yön. Aynı yönlü. Doğrusal hareket. Evet, doğrusal hareket. Hareket dediğimizde sevgili arkadaşlar bir yol çizelim. Diyoruz ki şöyle iki nokta, biri A noktası, biri B noktası. Yolumuzu birleştirdiğimizde şöyle olsun. AB yolu olsun. A noktasında V1 hızlı bir araç, B noktasında V2 hızlı başka bir araç olsun diyoruz arkadaşlar. Bu iki araç aynı yönde aynı anda harekete başladıktan kaç saat sonra ilerideki C noktasında karşılaşır diyoruz sevgili arkadaşlar. Tabi burada A'nın B'ye yetişmesi için A'daki hızın V1 hızın B'deki hızı olan hızdan daha büyük olması lazım. Yani V1 büyüktür V2 diye belirtmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ne kadar süre sonra C noktasında yakalar ya da ne kadar süre sonra karşılaşır dediğimiz zaman ne olacaktır denklemimiz? Diyoruz ki aradaki mesafe AB eşittir. Aynı yöne doğru gittikleri için hızları farkı V1 eksi V2 çarpı T süre bize denklemi verecektir diyoruz. Yani doğrusal hareket aynı yöne gitmek AB aradaki mesafe eşittir. Hızlarının farkı çarpı süre şeklinde olacaktır diyoruz. Örnek. İki hareketli düşünelim sevgili arkadaşlar. Biri A noktasında, biri de B noktasında olsun. Evet, birleştirdiğimizde A'daki hareketlinin hızı diyoruz ki V1 eşittir. Şöyle yönünü gösterelim. V1 eşittir 40 olsun. V2 eşittir. B'deki hareketli V2 olsun. Ve hızı da 20 olsun arkadaşlar. Tabii birimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Kilometre bölü saat şeklinde olacak diyelim. Kilometre bölü saat diyelim. Ne kadar süre sonra şöyle aradaki mesafeyi de verelim. 400 kilometre olmak zorunda. Birimlere dikkat edelim arkadaşlar. Yol kilometre verilmişse süre kilometre bölü saat cinsinden olmalıdır. Şayet yol metre verilirse süre metre bölü dakika veya metre bölü saniye cinsinden hesaplanıp yolumuza devam edeceğiz. Birimlere dikkat etmezsek yanlış sonuçlara ulaşırız diyoruz. Evet, ne kadar süre sonra diyoruz ki A'daki araç B'deki aracı yakalar diyoruz. Denklemi çözecek olursak aradaki mesafe AB yolu 400 kilometre. Aynı yöne doğru gittikleri için hızlarının farkını alırız ve T gibi bir süreyle çarptığımızda bizi sonuca götürecektir diyoruz. Düzenlersek 400 eşittir 40'tan 20 çıkarsa 20 çarpı T. Sadeleştirirsek T eşittir 20 saat gelecektir diyoruz. Evet, yani bu araçlar aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıklarında tam 20 saat sonra A'daki araç B'deki aracı yakalar diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci bilgi birbirine doğru hareket diyoruz sevgili arkadaşlar. Birbirine doğru hareket, birbirine doğru hareket ya da zıt yönlü hareket diye de nitelendirilebilir. Yine iki nokta sevgili arkadaşlar. A ile B dediğimiz zaman diyoruz ki A noktası ve B noktası. A'dan V1 hızlı bir araç, B'den de V2 hızlı bir araç gelsin. Ne kadar süre sonra karşılaşırlar dediğimizde denklemimiz şu olacaktır. AB arasındaki mesafe birbirine doğru hareket varsa arkadaşlar zıt yönlü harekette hızlar toplanır diyoruz. V1 artı V2 çarpı T süre sonra ne yapacaktır? Karşılaşacaktır diyoruz arkadaşlar. Aynı soruyu şu şekilde çözelim. Örneklendirecek olursak okun yönünü değiştirip aynı yönlü hareket yapalım ve şunun da hızını değiştirelim diyoruz arkadaşlar. 40'tı kaç diyelim? 60 diyelim. 60 kilometre bölü saat hızla ters yönde hareket etsin. Bu şekilde harekette bakalım ne kadar süre sonra karşılaşır.
Evet, aynı anda harekete başlayan, zıt yönlü hareket eden iki araç kaç saat sonra karşılaşır diyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla denklemimiz zıt yönlü hareket olduğu için hızlarını toplamamız gerekiyor. Yani V1 artı V2 çarpı T demiştik formülümüze. AB 400 kilometre, V1 hızı 40 kilometre bölü saat, V2 hızı ise 60 kilometre bölü saattir. T gibi bir süreyle çarptığımızda sonuca ulaşacağız. Evet, 400 eşittir 40 artı 60'tan 100 çarpı T. Sadeleştirirsek T eşittir 4 gelecektir diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, tam 4 saat sonra bu iki araç aynı noktada karşılaşacaklardır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, doğrusal hareket böyle sevgili arkadaşlar. Dairesel hareketten bahsedelim. Dairesel hareket bir pist düşünebiliriz. Çember şeklindeki bir pist gibi düşündüğümüzde. Aynı yönde hareket ettiğimiz zaman diyoruz ki iki araç aynı yönde hareket etsin. Biri V1 hızlı, diğeri de V2 hızlı olsun. Diyoruz ki karşılaşma süresi pistin çevresi söz konusu olsun. Birinci karşılaşma süresi için şöyle cevap veriyoruz. Diyoruz ki pistin çevresi eşittir. Aynı yöne doğru gittikleri için hızlarının farkı çarpı süre şeklinde olacaktır diyoruz. Her seferinde arkadaşlar aralarındaki mesafe pistin çevresi olacağı için karşılaşma süresi, birinci karşılaşma süresi ile diğer karşılaşma süreleri birbirine eşit olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet, diyoruz ki örnekte şöyle V1 hızı arkadaşlar 30 metre bölü dakika olsun birimi. V2 hızı ise 15 metre bölü dakika olsun hızı. Ve pistin çevresi de 90 metre. Evet, pistin çevresi de 90 metre olsun. İkinci karşılaşmaları için ne kadar süre geçer diye söylüyoruz. Evet. İkinci karşılaşma süresi kaç dakika sonra gerçekleşir dediğimizde çevre formülünden pistin çevresi eşittir hızları farkı çarpı süre demiştik T1. Bir ikinci karşılaşma dediği için ikinci süreyi de hesaplamamız gerekiyor. Evet, pistin çevresi 90 metre, V1 hız 30 metre, eksi V2 hız 15 metre arkadaşlar. T1 sürede 90 eşittir 15 çarpı T1 olup sadeleştirdiğimizde T1 eşittir 6 gelecektir. Yani birinci karşılaşma 6 dakika sonra yine aralarındaki mesafe şurada bir yerde karşılaşsın. Aynı yöne doğru gidecekleri için mesafe pistin çevresi olup değişmediği için diğer süreler de değişmeyecektir. T2 de 6 olacak. Yani ikinci karşılaşma süresi 6. Dolayısıyla toplam süre ikinci karşılaşmaya kadar geçen süre 6 artı 6'dan 12 dakika sonra gerçekleşecektir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, dairesel harekette aynı yönlü hareketten bahsettik. Şimdi zıt yönlü hareket diyelim. Dairesel harekette zıt yönlü hareket. Ve aynı noktadan ve aynı anda başlasınlar. Biri V1 hızı, diğeri V2 hızı olsun sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki pistin çevresini baz alarak pistin çevresi eşittir. Zıt yönlü hareket olduğu için hızların toplamı çarpı süre şeklinde olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet, bunu da örnekle diyoruz ki bir daire çiziyoruz pistin etrafında. Şöyle şu noktadan başlasınlar aynı anda. Biri 12 metre bölü dakika hızla. Metre bölü dakika hızla V1. Diğeri de V2 18 metre bölü dakika hızla hareket ediyor. Ve pistin çevresini de sevgili arkadaşlar 120 metre verelim. Pistin çevresi 120 metre. İki araç aynı anda aynı noktadan başlayıp birbirine doğru hareket ediyorlar. Buna göre kaç dakika sonra karşılaşırlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Formülümüze göre pistin çevresi 120 metre. Zıt yönlü hareket olduğu için toplama işlemi yapıp süreyle çarpıyoruz. 120 eşittir 12 artı 18'den 30 yapacaktır. Sadeleştirirsek T eşittir 4 gelecektir diyoruz. Evet, tam 4 dakika sonra bu iki araç karşılaşacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, dairesel harekette bu şekilde. Aralarında mesafe olursa sevgili arkadaşlar bunu da
Aralarındaki yolu hesaplayarak yani alfa bölü 360 diyerek sonuca götüreceğiz. Yani birinci karşılaşma süresi farklı olup ikinci, üçüncü ve dördüncü, beşinci, sonsuzuncu karşılaşma süreleri birbirine eşit olacaktır diyoruz. Evet, tren soruları. Tren sorularında arkadaşlar, tren sorularında şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi, birimlere özellikle dikkat. Birimlere özellikle dikkat. Evet, birimlere özellikle dikkat edilmeli. İkincisi de tünelle trenin boyunu birbiriyle toplamamız gerekiyor. Yani bir trenin bir tüneli tamamen geçebilmesi için trenin boyuna tünelin boyunu da eklememiz gerekmektedir sevgili arkadaşlar. O zaman formülümüz şöyle: tünel boy artı trenin boyu, tren boy, tünel boy artı tren boy eşittir V çarpı T şeklinde olacaktır diyoruz. Evet. Tünelin boyu artı trenin boyu eşittir hız çarpı zaman şeklinde olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bir örnekle pekiştirelim ifademizi. Diyoruz ki 500 metre uzunluğundaki bir tren 1000 metre uzunluğundaki bir treni, evet, tren tüneli 30 metre bölü dakika, 30 metre bölü dakika hızla kaç saniyede geçer diyoruz. Evet, geçer diyoruz. Tren tüneli kaç saniyede geçer diyoruz. Evet, hesaplarken tünelin boyu artı trenin boyu 1000 metre eşittir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birime dikkat etmeliyiz. Metre, metre cinsinden verilmiş yol. Hızı da metre bölü dakika vermiş. Dolayısıyla bir problem yoktur. Şayet metre metre verip kilometre bölü saat deseydi, soruda ne yapmamız gerekiyordu? Birimleri çevirmemiz gerekiyordu. Metre metre deyip hızı da metre bölü dakika dediği için bir problem yok. Diyoruz ki 30 metre bölü dakikayla T dakika sonra geçecektir diyoruz. Düzenlersek 1500 eşittir 30 çarpı T olup sadeleştirirsek arkadaşlar, T eşittir 50 dakika gelecektir. 50 dakika bize kaç saniyede geçer dediği için saniyeye çevirmemiz lazım. Hesaplayalım. 1 dakika arkadaşlar 60 saniye ise 50 dakika acaba kaç saniyedir deyip içler dışlar yapmalıyız. Doğru orantı çarparsak diyoruz ki soru işareti eşittir 50 çarpı 60'dan ya da 60 çarpı 50'den 3000 gelecektir diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani 3000 saniyede geçecektir diyoruz. Evet, son bilgi, diyoruz ki nehir problemleri. Nehir problemleri. Akıntıyla aynı yönde yüzüyorsak, şöyle gösterelim bir nehir. Şöyle çizelim, dalgalı dalgalı olsun. Şöyle yüzücü şöyle olsun. Bir yüzücü ve bir akıntı olsun. Diyoruz ki akıntıyla aynı yön, akıntıyla aynı yön dediğimizde aynı yön. Şimdi arkadaşlar, akıntıyla aynı yönde yüzecek olursak akıntı hızımıza hız katacaktır. Dolayısıyla daha hızlı yüzmemiz gerekecektir. Aradaki mesafe diyoruz ki bir AB yolunu alalım sevgili arkadaşlar. A yolu olsun, B yolu olsun. Şöyle simetrilerini de gösterelim. Şuradan şuraya hareket edelim. Kırmızıyla gösterelim. Evet, AB arasındaki mesafe akıntıyla aynı yönlü olacaksa diyoruz ki yüzücünün hızı ile akıntının hızını toplayıp süreyle çarpmamız gerekmektedir arkadaşlar. Akıntıya karşı yüzecek olursak hızımız zayıflayacaktır. Çünkü su bizi yavaşlatacaktır akıntıya karşı yüzdüğümüz için. Akıntıyla ters yön ya da karşı yön yüzme yaptığımızda dolayısıyla hızımız azalacaktır. Diyoruz ki aradaki AB mesafesi eşittir. Şöyle gerçekleşecektir. Yüzücünün hızından akıntının hızını çıkarıp süreyle çarptığımız zaman ne kadar sürede AB yolunu alacağını bulacağız sevgili arkadaşlar.
Evet sevgili arkadaşlar, hareket problemlerinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka konu başlığında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.